Mücadele sayın seyirciler, ligin yeni lideri Galatasaray. Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Bu mükemmel 90 dakikayı Gökhan Dinç'le birlikte masaya yatıracağız. Galatasaray'ın seyirci rekoru kırdığı, Galatasaray'ın sayısız pozisyona girdiği ve 2-0 kazanarak liderliğe yükseldiği derbide bakalım sizlere neler paylaşacağız. Derbiden sonra... Ben Allah'ım inanamıyorum sana ya. Ne oldu? Muhteşem derbi, Galatasaray'ın sayısız gol pozisyonuna girdiği. Girmedi mi? Muhteşem mi derbi? Yani bence muhteşemdi. Senin için kötü müydü? Gerçekten harika bir derbi. Saçma sapan bir derbi, top oynanmadı ya. Bence iyiydi ya. Bence güzel maç oldu. Seyirci atmosferi falan. Seyirci 51.800 seyirci var ya. Acayip bir şey değil mi? 50.805. Yani maçtan sonra 51.800 diye yansıttılar şeye. Tabela. Yani derbiden anladığın taraftar sayısı mı senin? Coşku. Ne oldu senin futbol aşkın? Coşku. Bence futbol da fena değildi ya. Sayısız gol pozisyonu. Yok mu? İlk sayısız. İlk yarı iki tane Onyekuru'nun var. Bir tane sayısız diyorsun, sayıyorsun bak mesela. Var ya, sayayım istiyorsan yani. Say abi. Onyekuru'nun hangi iki tanesi var? Sol çaprazda bomboş buluştu, karşı karşıya kaldı. Bir tanesini de vurdu, savunmadan çıktı. Diğerinde de... Bunlara ben pozisyon desem dersin ki bu pozisyon mu? Çaprazda karşı karşıya pozisyon mu dedi. Başka? Ne oldu abi pozisyon? Hayır, başka pozisyon say abi. Sayısız gol pozisyonu. Muhteşem derbi diyorsun. Ben de var ya yani belki de hayatımda izlediğim en saçma sapan derbiydi yani. Niye? Birçok sebebi var. Yani Galatasaray'ın Şenol Hoca'nın ortaya çıkarttığı kadro. Hakemin ilk yarıda gösterdiği anlamsız kartlar. Göstermediği kartlar. Hakemin o herkesin çok konuştuğu taç pozisyonu. Atilla demiş ki abi çok mu iyi geceler Haluk abi, bugün çok mutlusun demiş. Niye mutluyum? Çünkü Ramazan geldi. Herkes ayrıldı Ramazanlar. Tabii canım, gerçekten bugün çok. Benim de mesela ben de çok mutluyum. Benim de mutluluk için başka sebeplerim var. Seninki ne mesela? Varsa anlatamayacağım çapta tarzda mutluluklar var. Yani insanların mutlu olması ya da gerilmesi ya da kendisini kötü hissetmesi çok önemli değil. Bir haber alırsın ya da işte birisinden telefon gelir ya da birisinden bir mesaj gelir. Birisinin sohbetinden keyif alırsın kendi moralin bozukken. Bambaşka taraflara doğru kayarsın yani. Peki siz de programa dahil olabilirsiniz sayın seyirciler. Bugün Gökhan'la Mavra yapılabilir bir gün. Son derece benimle sakin. Niye Mavra yapılabilir? Böyle bir hedef gösterme insanlara. Benimle niye Mavra yapılsın? Ya bir daha dün yani 24 saat önce bu stüdyoda dedin ki Beşiktaş Galatasaray'ı yener. Benim bir numaralı favorim Beşiktaş dedin. Şimdi ben Beşiktaş Galatasaray'ı yener demedim. Benim bence kazanmaya yakın taraf Beşiktaş dedim. Tamam. O yani, başka bir şey ama Beşiktaş Galatasaray'ı yener, Galatasaray kazanacak falan filan demedim öyle bir şey yani. O yüzden Mavra yapılabilecek benim de tarzım değil zaten. Galatasaray içinden geçer falan gibi bir şey söylemişim. Bugün bir totem tweet'i de attı Galatasaray rahat kazanır diye. Artık totemi de bırakmışsındır herhalde bugün. Galatasaray adama totemi bıraktırır Gökhan. Galatasaray bıraktırmamıştı normalde bayağı mini bırakmıştı da. Abi Gökhan abinin yüzüne ne olmuş diyor. Ne olmuş abi? Rutkay. Rutkaycığım sizce ne olmuş canım? Sizce Tadışkan pozisyonda o kadar yapılan itirazlar abi. Bülent Yıldırım VAR'a gitmeli miydi demiş. Gidemiyordu ki. Yani gitse belki arkadaşlar ben peki madem hemen... Dur abi hakemle girmeyeceğiz. Hakemle girmeyeceğiz de o pozisyonla ilgili fikrimi söyleyeyim. Hakemi konuşursak Galatasaray'a haksızlık etmiş oluruz. Doğru söylüyorsun. Haksız mıyım? Maçtan sonra çünkü Fikret Orman'ın açıklamaları var. Onları konuşacağız. Fatih Hoca'nın açıklamaları var. Şenol Güneş'in açıklamaları var. Gökhan Gönül hakeme de bir Galatasaray forması verin diyor. Onu konuşacağız. Caner Erkin'in pozisyonla ilgili var da var ya bir sürü şey konuşacağız. Önce futbolu konuşalım. Bugün gerçekten şahane bir atmosferde oynandı maç. Hava son derece güzeldi. Tribünler tıklım tıklım doluydu. Beşiktaş taraftarı da tribündeki... O kadar maçı izlememişsin ki hava son derece güzeldi diyorsun mesela. Yağmurdan futbol insan... oynamaya müsaitti. Onu söylüyorum. Ama muhteşemdi falan filan. Öyle zemin at işte. Mükemmel. At yani. Salla gelsin. Her şey mükemmeldi falan filan. Salla. Haluk abi bugün senin günün. Yüklen arkandayız demiş. Yüklen. Buyurun Gökhan Bey. Yüklensin canım. Derbi analizlerinizi merakla bekliyoruz. Derbiyi kaybettiren, Beşiktaş'a kaybettiren ve Galatasaray'a kazandıran birinci obje Şenol Güneş'tir. Beşiktaş'ın mağlup olmasına, Galatasaray'ın da şampiyon olmasına sebep olan isim Şenol Güneş'tir. Galatasaray'ı şampiyon yaptı bugün. Bu akşam Şenol Güneş hem de sade ve sadece bir oyuncu ismiyle. O da Necip. Beşiktaş'ta ben Şenol Hoca ile ilgili eleştiriler yaparken Beşiktaş taraftarları kazandıkça
Vay gördün mü Gökhan abi ne oldu Şenol Hoca'ya? Bak gördün mü sen de keza öyle. Dur bakalım diyordum ben size değil mi? Yıpranacak daha yıpratılırsın hocam diyordum. Bak şimdi yıpratılmaya başladı. Çok basit bir şey vardır abi. Çok basit. Büyük hoca nasıl olursun biliyor musun? Büyük maçları kazanarak. Bu büyük maç. Şenol Hoca büyük hocaysa bu maçı da kazanmalıydı. Kazanan kim? Fatih Terim. Benim gözümde Fatih Terim büyük hoca, Şenol Hoca büyük hoca değil. Neden değil? Kaybettiği için. Kaybettiği için değil. Şimdi büyük hoca içeride oynuyor. İki sene önce de mesela şampiyon olduğu sene Telekom'da geldi Galatasaray'ı yendi. O zaman büyük hoca mıydı? Hayır ben başka bir şey söyleyeceğim. Bir izin ver. Araya girmezsen, araya girersen başka türlü şeyler olur. Beşiktaş'ı sırtlayan 3 tane oyuncu var. Burak, önem sırasına göre de söylüyorum. Laiç ve Dorukhan. Bugün üçü de yoktu. Bugün üçü de yoktu. Neden yoktu? Sadece bu üçlüden birisi doğru yerdeydi. Kendi yerinde oynadı. O da Burak. Laiç'i sen oyunu tutacağım da oyunu yapacağım da şapkadan tavşan çıkartacağım derken şapka da kaçtı. Tavşan şapkayla beraber şapkayı ısırdı ve kaçtı. Sen sadece Burak'a doğru kendi yerinde oynatıyorsun. Laiç'i sol kanada atıyorsun. Dorukhan'ı da 10 numara pozisyonunda oynatıyorsun. Sen nasıl kazanıyordun? Atiba yanında, Dorukhan önünde, Laiç sağında, Lens solunda, Quaresma ya da genç çocuğun adı neydi? Kanat oyuncusu olan, forvet oyuncusu olan Almancı çocuğun adı neydi abi? Ha, saçlarını Güven. Sarı yaptı. Güven. Güven oynuyordun. Mis gibi gidiyordu abi. 6'da 6 yaptın. 2019'da sen kaybetmedin. Hiç maç kaybetmedin. Maç kazan. 6 tane galibiyet aldın. 3 çarpı 6 18 puan sana kazandırdı bu sistem. Bu anlayış. Bu dokunuşlar. Sana bu puanları getirdi. Ama sen şapkadan tavşan çıkartacağım diye korkak bir kadroyla çıkartıp Necip Atiba ortada, Laiç solda. Ha, gelelim sonra. 58. dakika. Maçın 58. dakikası. Necip hala oyunda. Necip 58 dakika boyunca 3 tane pozisyonda oynadı. 1. Ön libero başladı. 2. Sol bek başladı, devam etti. 3.'sü de sağ bek maçı bitirdi. Sağ beke giderken de 2. golü yedi. Şunu söyleyeyim. Barcelona'nın sol beki yedek kulübesinde oturuyor. Necip bu takımda sol bek oynuyor. Yani Necip'in bendeki yeri başka, o ayrı. Ama Necip bir joker oyuncusu değil. Sen ön libero oynat, oldu sol beke çek, oldu sağ tarafa çek. Böyle bir oyuncu değil ki. Sen kazanmak için, Fatih Hoca bugün kazanmak için sahaya bir 11 çıkarttı. Taraftarının da desteğini arkasına alarak maçı kazandı. Maçı Galatasaray kazandı. Evet ama maçı Galatasaray'a kazandıran da Şenol Hoca'ydı. Şenol Hoca bugün korkak bir kadro çıkarttı ve onun bedelini ödedi. Şenol Hoca final maçlarında her zaman böyle hatalar yapıyor. İnisiyatif alan oyuncular ortaya çıktığında bu yaptığı hataların üstü kapanıyor. Eğer sen Beşiktaş teknik direktörüysen ve sana kazanmak gerekiyorsa kimse kusura bakmasın kardeşim. Kora kor mücadele edecek. Hücum gücü yüksek ki sen bize bunu alıştırttın Şenol Hoca. Şimdi herkes Bülent Yıldırım'a yürüyor. Hayır abi. Bülent Yıldırım'a yürürsen gerçekleri göremezsin. Yani ne oynadın ki dersin Bülent Yıldırım'a geleceksen. Sen gol attın, golünü mü vermediler? Sen penaltıydı, penaltını mı vermediler? Yediğin gollerde ne sıkıntı? Taçmış. Ne olur abi taç çıktı? Taça çıktı ne oldu abi? Niye uyuyorsun ki? Halı saha mı bu? Bir de Türkiye ikiye bölünmüş durumda orada. Caner'e çarptı mı çarptı mı? Biz toptan defalarca izliyoruz. Yani ben pozisyon çarpmadığını görüyorum. Bence top kesinlikle Caner'den çıkmıyor. Bir tane görüntü var çarpıyor gibi görünüyor. Bir tane görüntü var çarpmıyor gibi ben görünüyor. Ben de %100. Ben de hiç öyle bir şey yok. Hayır, insanlar bölünmüş durumda. Tamam, onlar bölünsünler de. Yani bütün Türkiye'nin defalarca izlediği ve herkesin ortak noktada buluşamadığı bir pozisyon var. Hakem varsayalım ki yanlış karar verdi. Abi sen orta sahadan bir tane, hatta orta sahadan bile değil, rakip ceza sahasından bir tane taç atılıyor. O dönüyor, gol oluyor. Ya Caner sen kademeye giremiyorsun orada, bekliyorsun. Niye şimdi gelelim itiraz bak şimdi. Caner itiraz tamam, etmiyor mesela şimdi, o pozisyonda. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Dur önce bir Galatasaray'ı da konuşalım. Şimdi Galatasaray'ı da konuş da şimdi tamam ben arada bir dakika. Şimdi ben burada Şenol Hoca'yı söyledim, gelelim Bülent Yıldırım'a. Oraya bak, geliriz. Oraya gelelim abi gelelim. Daha hiç Galatasaray'ı konuşmadık ya. Gelelim. Ben tamam ben onu yapayım da. İlk 45 dakika yani futbolda saha içerisinde sen istersen Barcelona Alaves'le karşı oyna. Eğer hakem seni sindirmeye çalışır, bütün takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullanırsa
Senin girdiğin her ikili mücadelede sana ya sarı kart veya senin aleyhine faul kararları verirse, senin yaptığın tartışılabilecek bir el çarpmasına sarı kart veriyorsa, dirseğe kolunu bir silah gibi kullanan oyuncuya kart bile vermiyorsa tartışılır. Caner faul yapmadı, sarı kart gördü ilk yarıda. Bütün hep bak anlattığım her şey ilk yarıda oldu. Lens hücuma çıkarken kontra yapacak, adam dönüyor, adamı görmüyor, adama çarpıyor, sarı kart. Vida bence eli çarpıyor, yani hani gerçekten çarpıyor, çünkü yani elini ne yapacaksın adam, yani rütük olmasa başka bir şey ne yapacaksın abi elini? Abi havaya kalktığın zaman ikili mücadele. Tamam yani böyle aşağıda indirecek, doğal konumu buymuş. Ay, peki böyle kalkarsın bak, böyle zaten. Böyle kalkarsın tamam abi, böyle el, böyle sıçrarsın el, kol, sen. Dirsek, tamam, sen sıçrarsın kol, öyle. Vida'yı sen sarı kart, sarı kart diyorsun, peki. Bunu da ilk 45'te ya ilk 45 dakikada yapıyorsun. Bence taçtan pozisyon, hani ben devamında gol olduğu tacı söylemiyorum. Yani ama taç çıkmadı. Onun fikrimi söylemek için söylüyorum. Yani top Caner'den çıkmadı. Direkt Mariano'nun vuruşuyla gitti. Luyendama ilk yarıda dirsek atıyor abi ya. Belki silah gibi kullanarak dirsek atıyor. Pozisyon almaya çalışırken. Tamam, o pozisyon almaya çalışıyor ama bir de pozisyon almaya çalışmıyor. İkisi kaslı yapıyor. Ve atılmıyor. Ve bunların hepsini de 45'te veya atıyor. Bence kırmızı kart da Luyendama'nın pozisyonu. Şimdi bütün bunların hepsini sen bir 45 dakikada bunları yaparsan sen zaten rakibi, ev sahibinin rakibini sindiriyorsun. Net. 2 metreye pas atamazsın. Bak 2 metreye pas atamazsın. Futbol oynamış birisi olarak söylüyorum. Sen bu sefer oyuna konsantre olmak yerine hakeme konsantre olursun rakip ya, oyuncu olarak. Ya sürekli her pozisyonda itiraz eder pozisyona gelirsin ki böyle oldu zaten. Bülent Yıldırım sezonun en iyi hakemlerinden bir tanesiydi. VAR'da da sahada da çok güzel bir sezon geçirdi. Ama sen bugün Tümer'in yayıncı kuruluşta söylediği çok güzel bir laf var. Altına imza atıyorum. Başlayan 11 değil, bitiren 11 kazanır diye. Sezonu nasıl başladığın değil, sezonu nasıl bitirdiğin önemlidir hakem için. Sezonu nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir. Bu sezona damgasını vuran hakem Bülent Yıldırım'dır. Bu akşamki yaptığı yönetimle. Abi Bülent şimdi Yıldırım'ın gelelim, skora etki eden hatası var mı? Skora etki eden, şimdi yani biz mesela sana göre mesela skora etki eden hata yapması önemlidir. Bana göre sindirmesi, hani hepimizin de çokça söylediği ufak ufak doğradığı cümlesi var ya, mesela ufak 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 ilmik 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 işledi. Sonra öyle bir eylem yaptı ki Kovarejman'ın faulle alakası olmayan bir pozisyonda faul verdi. Ama zaten dakika 85 falandı galiba, yanılmıyorsam. Abi ben Beşiktaş taraftarı çok büyük bir infial içinde. Anlıyorum da. Olabilir bu. Doğru yere gitsin şey. İnfial. Şenol Hoca birinci sorumlu. Yani Bülent Yıldırım. İkinci sorumlu Bülent Yıldırım. Üçüncü sorumlu da Haluk Yürekli, çok pardon. Üçüncü sorumlu da bugün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dır. Ben bas bas bağırdım. Galatasaray MHK'ye gittiğinde sonuç aldı. Başakşehir MHK'ye gittiğinde sonuç aldı. Dedim ki derhal, zaman kaybetmeden, hemen MHK'ye bir ziyaret yapılması lazımdı. Bugün Beyaz TV'ye bağlanıyor Sayın Başkan Fikret Orman. Onu geleceğiz aynı. Galatasaray Başkanı'nın ve Başakşehir Başkanı'nın yaptığı ziyaretlerin tribüne oynamak olduğunu söylüyor. Ama bunu nerede söylüyor? Bir televizyon programında. Başkan, o zaman sen ne yapıyorsun? Sen de tribüne oynuyorsun başka şekilde. Git, konuş. Git sen de git. Niye gitmiyorsun? Giden sonuç alıyor. Sen de git hocam. Ne olacak ki diyorlardı ya, al işte olan oldu. Olan oluyor. Türkiye'de bu işler böyle. Ne kadar bağırırsan, ne kadar hakaret edersen hakemlere, MHK'ye, ne kadar o kadar baskı altına almış oluyorsun. Bir de taraftarının sosyal medya gücüyle kuracağı baskı bitti abi. Herkes de var. Sadece Galatasaray'da yok ki. Beşiktaş taraftarı yok mu? Ben hepsi için söylüyorum. Herkes. Sadece onlar için söylemiyorum. Şimdi ben Galatasaray'ın bugün ortaya koyduğu performansı mesela çok beğendim. Onu söyleyeyim. Fernando mesela bence bu sezonun en iyi futbolunu oynadı. Attığı gol, attırdığı gol. Galatasaray'ın özellikle o ilk golde o taçtan bulduğu kontradaki o bence harika hücumu, bomboş kaleye Onyekuru'ya gol attırdı Galatasaray. Yani 4 kişiye değdi top.
4 kişi Cagne, oradan Feguli, Fernando, Endia, Onyekuru bomboş kaleye attılar golü. Şimdi bu seviyede, yani Beşiktaş seviyesinde bir takım iki tane taştan gol yedi. İkincisini hiç anlatmıyorum bile bak. Amatör takım yemez Gökhan böyle bir gol. Ya Cagne bile şaşırdı. Cagne tacı kullandı Mariano. Cagne topu bir de 3 metrede istop etti yani. 3 metrede istop etti. Döndü Fernando. Dorukhan'la yan yana oradan depara attı filan. Bir tane adam kovalamıyor Fernando'yu. Fernando vuruyor. Top kaleciden dönüyor. Bir daha Fernando'nun önünü düşünüyor. Hala kalenin içinde kimse yok filan. Hani Beşiktaş'ın bugün yediği ikinci gol amatör takımın yemeyeceği gol bence. İlki de öyle de hadi ilki diyelim ki çok ekstra paslaşmalar oldu. Orada da Feguli mesela bence çok önemli bir pas yaptı Fernando'ya. Sonra bugün mesela Feguli müthiş bir performans sergiledi. Onyekuru son haftalarda hiç bu kadar etkili değildi. Mesela Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş derbisinde de gol attı. Bu mesela çok değerli abi. Beğenmiyoruz. Onyekuru'yu eleştiriyoruz. İki büyük maç. İki gol attı. Hem Fenerbahçe deplasmanında hem de içeride Beşiktaş'a karşı. Allah, büyük maçlarda oynuyorsun işte. Sana ihtiyaç olan ama diğer maçlarda, kilit büyük maçlarda. Büyük futbolcular da öyle olmuyor mu? Büyük futbolcu değil büyük Onyekuru bence. Daha olacak, büyük futbolcu olur ama şu anda büyük futbolcu değil. Büyük futbolcu olsa sezona damgasını vurur. Bir potansiyeli vurur. Var. Ben sezona damga vurmuş bir Galatasaraylı futbolcu atıp bilmiyorum. Bugün yani. Güzel tarafı Beşiktaş tarafından bakacak olursak ben mesela maç öncesinde iki tane çok teknik adamın iki tercihi çok garip gelmişti bana. Galatasaray'da Ndiaye'nin 12 kişi yabancı sınırına takılması ve tribüne gitmesi. Mitroğlu ile beraber ikisi tribündeydi bugün. Mitroğlu sakatlı sebebiyle kadroya alınmadı. Ndiaye de 12 yabancı kuralına takıldığı için çok şaşırdım. Bir de Necip'in ilk 11 başlamasına çok şaşırdım. Yani Necip neden bugün ilk 11 başladı? Aklım Şenol Hoca'ya maçtan sonra kimse maçtan sonra sormuşlar mı? Kötü oynasaydı çıkartırdım demiş. Mesela bugün Beşiktaş 2-0 mağlup 75. dakikada Kagawa oyuna giriyor. Ya arkadaş bu Kagawa yani senin elinde Kagawa var, Adriano var, Quaresma var ve sen sahada Necip'le oynuyorsun. Yani bu senin ortaya koyduğun futbol felsefeni gösteriyor. Aynen. Hoş geldin ya Haluk Yürekli. Ben vizyon dediğim zaman... Ben tamamlarsam anlayacaksın. Ben vizyon dediğim zaman niye bana tepki gösteriyordun? Ben vizyonsuz demiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Necip nedir ya? Beni... Allah aşkına yapma ya. Şenol Güneş hayranı yapan şey neydi? Şenol Güneş oynattığı futbol felsefesiydi. Yani ben bir takımın, büyük takımın hücum futbolu oynaması gerektiğini, çok pozisyona girmesi gerektiğini düşünen ve iyi futbolcularla oynanmasını seven bir birisiyim, bir futbol severim. Yani Kagawa kenarda, Quaresma kenarda, Adriano kenarda, Necip'le Lens oynuyor mesela Beşiktaş'ta. Olmaz abi, bir adaletsizlik var. Bu sebeple Şenol Güneş'i eleştiririm. Ve bugün derbi kaybedildiyse ben de sana katılıyorum. Bir numarası Şenol Güneş'in kadro tercihidir. Bir numarası. Kadro tercihidir. Şenol Hoca'dır işte ya. Kadro tercihidir diye ufaltma yani. Şenol Hoca. Kadro tercihini ben ve mi yaptım? Ve iyi de yönetemedi. Mesela ilk 45 dakika Beşiktaş hiçbir şey yapamadı sahada. İkinci 45 dakikaya da aynı 11 ile başladı Şenol Hoca. Çünkü yani... mutluydu. Vizyon yani. Ya neyse abi şimdi. Neyse sonuç itibariyle Beşiktaş bu mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ni de zora soktu. Bence Başakşehir'in önünde bitirebilme ihtimali de çok zayıf gözüküyor. Beşiktaş bütün maçlarını kazanacak. Başakşehir Galatasaray'a da kaybetse Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Başakşehir'in bir mağlubiyet bir beraberlik alması lazım minimum. Alanya? İki beraberlik alırsa da genel averaja kalıyor. Beşiktaş tamamını kazanırsa. Yani şimdi, iki beraberlik alırsa 4 puan kaybediyor. Aradaki puan farkı 4 değil mi Beşiktaş ile Başakşehir arasında? 4. Beşiktaş tamamını kazanır. Başakşehir 4 puan kaybederse yine öyle oluyor. Yani 3 maçtan... 25-27. Aynen. Genel 27 haber. Başakşehir, 25 Beşiktaş. Genel averajda. Yani bir de Beşiktaş bu sene çok gol yedi abi. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Beşiktaş'ın demek ki artık bu mağlubiyetten sonra üçüncülüğü de... zora girdi. Ama Murat demiş ki mesela ben şu kadarını söyleyeyim. Çok önemli güzel bir şey söylemiş. Ben dikkat etmemiştim. Sen dikkat ettin mi? Murat Erim demiş ki taç pozisyonunda dikkatle izledim. Ayak ne basıyor. Yan hakem ne de Bülent Yıldırım tacı kimin atacağını yok, göstermedi. Yok izledim ben. Galatasaray ben yaptığı kurnazlığı Beşiktaşlı oyuncular seyretti diyor. Ben de senin gibi düşünüyordum. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim ama onu görüntüsünü izleyemedim.
Jagne topu aldığında, yerden topu aldığında, sahaya döndüğü an itibarıyla zaten Bülent Yıldırım tacı kimin kullanacağını işaret ediyor. Sonrasında yardımcı da işaret ediyor, ondan sonra kullanıyor atışı. Öyle mi? Onda bir sıkıntı yok. Ama ben bugün bir arkadaşım aradı beni devre arasında. O taç atıldığı pozisyonda Jagne'nin ayaklarının çizgiye bastığını görmüş. Yani bastığını görüyor. Bu tacın tekrar edilmesi gerektiğini gösteriyor. Orada hakemin yakalaması lazım. Olabilir. Bilmiyorum. Ben şimdi... Yani o başka bir şey yani. Bu da başka bir... Yani ona dikkat edilmesi lazım. Bence izleyebiliyorsanız, abi onu şimdi... görebiliyorsanız... Ben izlediğim kadarıyla göremedim. Bulmaya da çalıştım. Bulamadım. Bir ikincisi... Fernando'nun attığı ikinci golden... Bakayım kale... Evet. Attığı golden sonra... Korner direğine gidip korner direğini tekmeliyor, tekmeliyor. Arkasından gelen Belanda da korner direğini tekmeliyor. Laiç tekmelediği için ceza durumuna düşmüş. Fenerbahçe derbisinde oynayamamıştı. Bence bunların da sarı kartla cezalandırılması gerekiyor. Aynısı Real Madrid maçında olmuş. Bizim Ali Varansel tweet atmış, orada gördüm. Real Madrid maçında da bir futbolcu korner direğini tekmelemiş, sarı kart vermemiş. Bayağı kırılmış da direk. Bir 2-3 dakikada değişmesini beklemişler. Hakem sarı kart vermemiş. Hatta şöyle yazmış. Demiş abi, ki... Abi Real Madrid maçında başka hayır, bir şey. Bizim şöyle, ligimizde bu cezalandırılıyor ya. Şöyle diyor işte o da. Yani bu direğe vurmak sarı kart mı değil mi arkadaş diyor. Orada başka, burada başka diyor. Yani la hiç Fenerbahçe derbisinde oynayamamıştı. Sırf bu sebeple gördüğü sarı kart nedeniyle diyor. Şimdi o dolayısıyla Fernando yani ve Belanda'ya da orada birer tane sarı kart verilmesi lazım. Yani korner direğini tekmeledikleriyle ilişkin. Yani bu da gözden kaçmasın. Bir de dediğim gibi Jagne'nin pozisyonu. Gelelim Jagne'nin offside pozisyonuna. Yani penaltı verilen pozisyona. Yani bence Vida'nın hareketi penaltı değil. Ama penaltı kararı verildi. Offside mı değil mi? Ben bu çizgi herkes işinden. Ben bu çizgi işinden. Bir kere o çizgi işinden geçen dün yakaladın yani. Sen nefis. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Hasan Ali'nin ortası mıydı? İslam'ın golünde. Ayağından Hasan çıktığı görünen pozisyon yok. Topun görülebildiği pozisyon yokken çizgi çizildi abi. Ya neye göre çizdiler? Yakında idrardan karakter analizi de yaparlar bu varcılar bizim. Valla idrardan karakter analizi Metin yaparlar. Metin demiş ki o taşlara da bakacağız artık, çizgide mi değil mi? Bir maçta 100 tane oluyor demiş. Abicim ben sadece bana gelen telefon üzerine söylüyorum. Hadi madem herkes bir şeyin öküzün altında buza arıyor ya Metin'cim. Ben söyleyeyim, sen belki yeni açtın. Maçtaydı galiba Metin değil mi? Bizim o Metin değil mi? Evet, bizim Metin Demirer. Bizim Metin. Yani maçtaydı herhalde, yeni gelmiş olabilirsin. Tabii Zafer Sarhoşluğu falan filan bilmem ne. Oralara git, buraya git. Mahallede birkaç bakkal çakkal, onlara da uğramışsındır. Abi şampiyon olduk falan filan bilmem ne. Başında söyledim zaten yani. Fatura arada, bana göre Şenol Güneş bir numara. Bu arada yani ben sadece pozisyon olduğu için söylüyorum. Hani altta bir şey aramak için söylemiyorum. Mesela bugün Necip'in de maçı tamamlıyor olması... Hakem kararları sebebiyle inanılmaz. Ben Donk'un tamamlıyor olabilmesine de şaşırıyorum mesela. Bir Burak'a yaptığı var. Bir de kime yapmıştı? Yani bunları konuşacaksan çok pozisyon bulursun. Var, çünkü canım. sert bir maç ben oldu yani. Ben de Bülent Yıldırım'ın kötü bir yönetim sergilediğini düşünüyorum. Ama şunu da dipnot olarak düşünüyorum. Ben Bülent Yıldırım'ın kötü yönettiği kadarıyla ya bir de mesela bu niyetle yöneteceksen gelecek abi, sezon. Nereden bileceğiz ya? Abi biz belli, çok belli ya. Ya biz Ali Palabıyık'ın niyetini sorgulamadık. Bülent Yıldırım'ınkini mi sorgulayacağız abi? Ama Ali Palabıyık için erken daha ya. Ali Palabıyık için. Bülent Yıldırım'ın belli zaten. Bülent ya. Çok sever böyle maçları. Bülent Yıldırım'ın bu derbide yaptığı hatalarla Ali Palabıyık'ın yaptığı hataları kıyaslayalım. Sonucu etki etti Ali Palabıyık. Burada Bülent Yıldırım bence sonucu etki etmedi. Ha diyebilirsin ki sen sindirdi diyorsun. Bu bir bakış açısıdır, ona saygım var. Yani iki tane top yapamazsın. Yani anladın mı? Futbolu konsantre zaten yani yapamadın şunu abi. Ya işte yapamama sebebin hakem olabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ya futbol oynamış birisi olarak sen artık top oynamaya değil, hakemi yenmeye, hakemi ikna etmeye çalışacak ama bir pozisyon. Çünkü Beşiktaşlı futbolcu ona bakma abi. Onlar da insan, onların da bir psikolojisi var. Robot değil. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sen eğer ikili pozisyonlarda, ikili mücadelelerde her pozisyonda sen kalkıp eğer
Galatasaray lehine düdük çalarsan ve bunu ilk 45 dakikada hemen hemen her pozisyonda yaparsan Beşiktaşlı oyuncu ikinci yarıya çıkarken başka türlü motivasyonla çıkar. Rakibe motive olmaz, gol atmaya motive olmaz, sana motive olmaya olarak çıkar ve bunu da en iyi Bülent Yıldırım bilir. Bu arada bir hesap daha var şimdi. Adnan Şahinler demiş ki Trabzonspor 4 maçını alırsa, Trabzon bir maça eksik şimdi, yarın oynuyorlar Kayserispor'la. 4 maç alırsa Beşiktaş'ın üstünde bitirir. Evet. Yani onu da bir, çünkü bir de ikide bir oynuyorlar ya kendi aralarında da. Trabzon kendi evinde Beşiktaş'la oynayacak. Beşiktaş için yani zaten bence zordu fikstür. Ben hep onu söylemeye çalıştım. Ama insanlar bana hani çok yanlı, yani sen de öyle düşündün. Yani ben Beşiktaş'ın Galatasaray'ı deplasmanda yani gerçekten yenmesinin çok zor olduğunu öngörüyordum. Yani üçüncü alternatifti benim için. Ben beraberlik ihtimalini çok güçlü görüyordum maçta. Onu da niye görüyordum? Galatasaray'a beraberlik yetiyordu. Yani Beşiktaş zor bir rakip kendi evinde. Beraberlik Galatasaray'a yeterli bir skor olurdu. Ben orada tutabilir diyordum. Ama 2-0'lık net bir galibiyet aldı. Yani ben bugün Fatih Hoca'ya da... Beşiktaş bu kadar amatör hatalar yapmasaydı Galatasaray yine yener miydi? Bilmiyorum. Yenemeyebilirdi. İşte berabere bitebilirdi yani. Ama Beşiktaş da bugün kazanacak futbol oynamadı ya Gökhan. Bir Burak Yılmaz'ın pozisyonu var. Dönüp vurduğu Muslera'nın çıkardığı. Yani çizgiden çıkardı. 3 kişinin arasından geçiyor top. Bir de ikinci 45 dakikada... Ya nasıl küçümsüyorsun ya? 3 kişinin arasından gidiyor. Şansa bak falan. Hayır hayır. Şansa bak falan. Olur mu abi? Niye küçümseyim ya? Ben söyledim pozisyonu. Sol kanattan bir tane orta var. La için ön direkte vurdu. Muslera'nın çıkardığı var. Bir tane de kafa var. Beşiktaşlı bir oyuncuya çarptı ceza sahası evet. için. Evet. %100 gol gibi pozisyondu. Yani aslında onlar bir de vurdu galiba. 2-0'dan sonra yani. Dönüyor. 2-0'dan sonra Galatasaray yaslandı falan. Hani böyle bir daha kontrollü oynadı falan. Yani ondan sonra oluşan pozisyonlar. Yani Beşiktaş bugün ilk 45 dakikada ya samimiyetle söylüyorum hiçbir şey oynamadı. Yok oynatmadı çünkü. Onu söylüyorum. Hayır Bülent Yıldırım. Bülent Yıldırım oynatmadı ilk 45 yarıda. Bak bunu samimiyetle ya, söylüyorum. Abi, ben ya. Öyle düşünmüyorum. Ya. Yani hani sindirdin bitti. Yani sindirirsen bitirirsin abi. Yani işte yine bir daha söylüyorum. Bu konuyla ilgili fikrim şu. Olabilir. Bülent Yıldırım kötü maç yönetti. Ben de katılıyorum. Ama bu sinme minme artık oyuncular da sinmesinler abi. Yani bu oyuncu grupla kaç tane şampiyonluk yaşadı bunlar. O kadar da kolay sinmesinler yani. Yani ben şimdi Ali Palabik performansını hatırlıyorum. Fenerbahçe Galatasaray zaten derbisinde. Zaten aklımdan çıkartamıyorsun belli ki. Bir de bu tarafta da Bülent Yıldırım performansına bakıyorum. Yani ikisine 10 üzerinden not versem. Bugün Bülent Yıldırım'a 10 üzerinden 5 veriyorsam Ali Palabik'e 10 üzerinden 1 veririm. Yani Fikret Orman... Bir de şimdi bak Fikret Orman'ın ilk başladığı cümle Gökhan. Beyaz futbolda ben de dinledim Ertem'in programında. Dikkat ettim 5 senedir Galatasaray'la olan maçlarımızı deplasmanda oynuyoruz demiş. E neredeydiniz abi 5 senedir o zaman yani? Bugün niye konuşuyorsunuz bunu? Sayın Başkan. 5 senedir Galatasaray'da 5 senedir de Galatasaray Kadıköy'de oynuyor mesela. Şimdi Galatasaray'da çıkıp onu mu söylesin abi? 5 senedir ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynuyoruz ya. Abi bu kurayla çekilmiyor mu? Gökhan. Fikstür. Neyle? Fiksür kurayla çekilmiyor. Kurayla çekiliyor. Ya diyor ki Sayın Başkan, dikkat ettim. 5 senedir Galatasaray'la olan maçlarımızı deplasmanda oynuyoruz diyor. Ligin ikinci yarısında. Şampiyonluğa giderken diyor. Ya bu açıklama mesela enteresan gelmiyor mu sana? Değil abi, bana enteresan gelmiyor ya. Niye? Ben çünkü geleyim oraya da geleyim. Ya televizyon programlarına çıkıp bir şeyler söylemek yerine çaba sarf eden kulüp başkanlarının çabalarına siz eğer ki tribünlere oynamak derseniz komik olur. Komik olur. Yurt dışlarında gidip maçlar seyretmeler. Takım şampiyonluk yoluna gidiyor abi. Gidin takımla uğraşın siz ya. Takımla uğraşın. Gelecek sezon hocanız kim olacak? Lucescu diyorsunuz. Alın bakalım Lucescu'yu bu kulübe ne yapıyor bu taraftar? Hiçbir şey yapmaz abi. Görürsünüz. Abi hiçbir şey yapmaz. Görürsünüz. İki maç kazandığı zaman her şey başka yani oluyor. İki maç kazanırsa evet. Olayı hakeme bağlamayı kabul etmiyorum diyor Sayın Başkan. Ama? Bu cümle önemli ama. Yani hakeme bağlamıyorum diyor. Bizim ama, kazanmamız lazım. Ama önemli değil işte o ama diyor. Bugün hakemden ziyade tenkit edilmesi gereken taraf kendimiziz diyor devamında. Tamam, güzel bravo. Ama hakemi ilk dakikadan itibaren vücut diliyle yanlı bulma başlamıştı. Bu hataları normal karşılamam çok mümkün değil diyor. Hayda şimdi abi bu ne perizle. Hani şimdi desen ki mesela desen ki ya Sayın Başkan hakemi eleştirdi falan diyebilir ki sana. Yo ben önce biz dedim yani kendimizi eleştirdim diyebilir değil mi? Yani şimdi hakemi eleştiriyor kendinizi mu eleştirdim? Eleştirdim diyebilir. Peki yani. Hakem ikinci yarı değişti. İlk dakikadan itibaren vücut diliyle yanlı başlamıştı hakem diyor.
Hakem ikinci yarı değişti. Fener maçı da aynı hakem. İlk yarıda 3-0 bitti. İkinci yarıda başka hareketler. İkinci yarıda ne oldu abi? İşte Şenol Hoca'yı yazmıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçının 3-0'dan 3'e geldi. Hakemlik yazar. Ne oldu o maçta? Sen bayılmıştın yani Yıldırım'a. O maçta. Evet ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Şöyle ya hatırlamıyorum derken hatırlamıyor olabilirim de esas ben orada 3-0'dan 3'ü Şenol Hoca'ya yazmıştım. Penaltı pozisyonu penaltı değil. Zaten offside'da bir şekilde hallettiler o işi. Ya neyi hallettiler abi? Ne diyorsun abi? Değil mi offside? Onu söyle. Bilmiyorum abi ben kafam karıştı. Abi o zaman bak şimdi ama Haluk'cum yani kafam şimdi öyle ya. Bir şey diyorsun. Bir şekilde hallettiler dersen benim ya de bir şey. Atılmadı yani kullanılmadı. Ya canım o zaman bir şekilde hallettiler deme. Ne hallettiler abi? Kim halletti? Olmayan bir pozisyon. Demek ki o zaman net söyle ifadeni canım kardeşim. Öyle ya falan deme yani. Ne sonra insanlar abi? Sokakta benim yolumu çevirip seninle ilgili saçma sapan şeyler söylüyorlar. Ne söylüyorlar ve ifade sana? Ve seni savunmak zorunda kalıyorum. Beni savunma ben abi. Seni savunmak zorunda istemiyorum abi. Neyse fikrini söyle. Öyle aradan baradan böyle asist arapası falan gelme. Net söyle. Net konuş be kardeşim. Abi ben bilmiyorum ki net bir şey yani. Ya nasıl net bir şey ya? Hallettiler bir şekilde ne demek abi? Offside mi değil mi lan? Bunu söyle ya. Ne bileyim ben abi offside mi değil. O zaman hallettiler deme. Halletti kime? Neyi halletti? Ya bana offside değilmiş gibi geliyor pozisyon mesela. Yani abi dün o sen kendin demedin burada Asalay'ın nasıl var? Hallettiler ne demek yani abi? Bir kareyi geri al bir kare geri al işte. Oynadılar yani. Offside değildi yani. Bence oynuyorlar zaten. Offside değildi yani. Bunu söylesene abi. Abi bilemem ki ben offside 3 dakika mı sürecek bunu sana söyletmem? Abi niye ben nereden bileyim offside? O zaman hallettiler bir şekilde deme. Ben artık benim kafamda bu offside çizgileriyle ilgili problem var abi. Hallettiler deme hallettiler ben oradayım. Hallettiler deme. Attırmadılar penaltıyı yani bir şekilde atılmadı penaltı. Peki öyle söyleyeyim. Sen nasıl istiyorsan öyle söyleyeyim. Maçın başından beri etki altında bir hakem vardı diyor. Penaltı onu söyledik. Bugün hakem rezaletin üstüydü. Yani doz yükseliyor Sayın Başkan da. Maçı kaybetmemizi hakeme bağlamıyorum ama bugün hakem art niyetliydi. Taç pozisyonunda Beşiktaş tecrübesindeki bir takım iki tane taçtan böyle gol yemez. Hakemin işi durumu idare etmek değildir. Gördüğünü çalmalı. Hakem maça çıktığında hakkında fikir vardı. İşin vahim tarafı bu. Hafta başından beri maç yönlendirilmeye çalışılırken biz sustuk. Olmaz öyle şey dedik. Futbol yöneticiler... Kaybeden de bunu yapıyor bak. Ha, kaybeden bunu yapıyor. Abi sustuk biz böyleyiz ya. Ama sessizliğimiz işte beceriksizliğimizden değil vakur duruşumuzdandır. Bir Beşiktaşlılık duruşudur. Yok kardeşim yani siz kendinizi de yırtsanız ağzınızı da yırtsanız o Beşiktaşlılık duruşu Süleyman abiyle birlikte ölmüştür. Tamam mı? Süleyman abi varken bir Beşiktaşlılık duruşu vardı. Süleyman abi gittikten sonra o Beşiktaşlılık duruşu dediğiniz şey yok artık. Bu başkan eleştirisi de değil. Dolayısıyla susma, susma. Futbol yöneticiler veya başkanlar tarafından oynanan bir oyun değil. Yöneticiler değişiyor fakat zihniyetlerin değişmesi lazım. Bizde eski alışkanlıklar var. Kamuoyunu yönlendirme, baskı altına alma. Bugün Bülent Yıldırım o sahaya hakkında bir fikirle çıkmış. Siz yapmadınız çünkü zamanında. Caner'e, Vida'ya, Lens'e verilen sarı kart. Oyun 2-0'a geldikten sonra Beşiktaş lehine çalmaya başlıyor. Yemezler yani diyor. Bu tarz davranan hakemler bu işi bırakacaklar diyor. Ha, şimdi bu tarz davranan hakemler bu işi bırakacaklar diyor. Aynı Sayın Fikret Orman, Sayın Ali Koç, Göksel Gümüşdağ üçlüsü birleşip Galatasaray aleyhine bir bildiri yayınlamışlardı 17 kulüp. O bildiride de diyorduk işte hakemdir, insandır, hata yapabilir filan. Hani bir camia asla hakemin hakemliğini bitirme konusunda baskı yapamaz. Sayın Başkan burada diyor ki aynen ifade şu. Bu tarzda hakemler bu işi bırakacaklar diyor. Şimdi abi bak bunu herkes canı yandığı zaman söylüyor değil mi? Galatasaray'ın canı yandı. Abdurrahim Albayrak çıktı dedi ki bildiklerimiz var bir konuşursak dedi. Eleştirdik değil mi? Ne biliyorsan çık konuş kardeşim dedi. Sayın Başkan da o gün öyle bugün böyle olursa olmuyor. Yani o gün 17 kulüp birleştiler. Hüseyin Göçek'e düdük müdük astıramazsınız arkadaş. Ceza almasını da engelleyemezsiniz. Hüseyin Göçek de maç alacak. Halis Özkaya da maç alacak. Bunlar hakemdir. Hata yapabilirler. Evet. İnsandır. Hata yapabilir. Bugün Şenol Güneş de bence Necip de hata yaptı. Bugün bir daha Beşiktaş sahaya 11 çıkartsa Şenol Hoca Necip de çıkmaz. Belki MHK bugün bir daha atacak olsa Bülent Yıldırım'ı atamaz. Bülent Yıldırım bir daha böyle maç yönetse böyle yönetmeyebilir. Ama siz yok, o gün Bülent böyle, Yıldırım o gün MHK, böyle bugün böyle konuşursanız MHK olmaz. MHK yarın yine oynansa Bülent Yıldırım'ı atar. Bülent Yıldırım yarın yine bu maçı yönetiyorsa bunların hepsini yapardı. Çünkü bu bence hata değil. Ben Bülent Yıldırım'ın hata yaptığını düşünmüyorum. Ulenberg de MHK başkanı ve yöneticileri de
Muhtemelen Bülent Yıldırım'ın performansından son derece memnun kaldılar. Ben mesela bugün kimseyi aramadım. Arasaydım muhtemelen harika maç yönetti ya, sıfır muhteşem maç yönetti. Hatta puanı da 9 üzerinden 9 falan gibi bir şey çıkar yani. Üçüncü ligde hakem getirin, bundan daha iyi olur demiş. Yani abi şimdi olabilir bak Sayın yok, Başkan. Yok olmaz. Benim hafta benim maçları yönettiler okul turnuvasında. Yok altta da hakem yok. Çünkü biz o hakemleri de Cüneyt Çakır, işte Bülent Yıldırım, Kudüs'ü nereden çıktı ya? Hüseyin Göçek, Halis Özkan, onlar eğitiyorlar. Dolayısıyla onlardan da bir şey olmaz. Bu hakemleri de Burçin Beyler var ya, onlar eğitiyorlar yıllardır Ulenberg'le. Dünyanın da parasını alıyor Ulenberg. Zehir zıkkım olsun. Hiçbir şey geliştiği yok hakemlikle ilgili. Yani zehir zıkkım olsun derken şu anlamda söylüyorum. Parasını hak etmiyor anlamında söylüyorum. Hiçbir şekilde parasını hak etmiyor. Yan gel yat Osman. Oh ne güzel abi mis. 3 tane seminer ver. 2 tane toplantı yap. Al dünyanın parasını. Oh mis. Hakem işleri müdürleriymiş. Hakem işleri seminerleri düzenliyorlarmış. Hakem eğitmeniymiş. Lan siz de her tarafınız eğitmen olsa ne olur? Siz nasıl hakemdiniz ki doğru düz hakem eğiteceksiniz? Aynen. Anladın mı? Ya ben o yüzden Ahmet Çakar'a, o yüzden ben Erman Toroğlu'nu göreve istiyorum ya. Ya görev çünkü televizyonda yaptıkları şeyleri hakemlere yaptırsınlar. Yapsınlar abi. Desinler Bülent Yıldırım kötü niyetlisin, kötü insansın diyor ya, kötü insan. Şimdi kötü insansan o zaman gönder abi. Galatasaray'ı tebrik ediyorum diyor. Açıklamasını öyle tamamlıyor. Bu arada Gökhan Gönül maçtan sonra Mixon'da gazeteci arkadaşlarımız soruyorlar. Orada da Galatasaray forması var herhalde. Diyor ki bir tane de hakeme verin diyor formayla. Ceza alacak. Hayır, ceza almalı yani. Ceza alacak o zaten kesin de. Ceza almalı yani. Yani zaten ama haksız değil ya bence. Haksız değil mi? Haksız yapma değil. Abi gözünü seveyim. Yani. Yani bir futbolcu söyler abi bunu. Canı yanmış çünkü şampiyonluk gitmiş. Söyler futbolcu. Abi Beşiktaş şampiyonluğu çok önce gitti ya Gökhan. Yani Beşiktaş yani oralara geleceksek yani 1000 tane hatası var. Kendi hatalarına bakmayacak mıyız yani? Yani Beşiktaş tabii ki de buralara gelecek takım değildi de zannedersin ki Galatasaray da zaten Beşiktaş'ın 15 puan önündeydi. Şimdi bak canım ya kardeşim. Ligin bugün sen Başakşehir'in 13 puan gerisindeydi abi Beşiktaş. Abi şu an nerede? Kazansa nerede olacaktı bu maçtan önce? Nerede abi kazansa? Bir puana düşüyor. Galatasaray'ın önüne geçiyor. Bitti abi. Yani Beşiktaş haftalar öncesinden değil abi, bugün gitti. Abi tamam da ben şimdi... Allah Allah. Yani haftalar önce falan gitti yok abi. Bugün yenseydi Galatasaray'ı. Galatasaray'ın üstüne çıkıyordu. Başakşehir'in bir puan gerisinde bitti. Abi işte Gökhan Gönül diyor ki bunun sorumlusu ne benim, ne Şenol Hoca, ne Vida, ne Karyo. Bugünkü maç için söylüyor ya onu. Tamam, bugünkü bugünkü sebebi Bülent Yıldırım diyor. Ben öyle olmadığını düşünüyorum yani. Bir Beşiktaşlı oyuncuya ya da herhangi bir büyük takım oyuncusuna da o formayı verin de hakem giysin falan demek yakışmıyor. Yani bu fair play'in dışında bir yaklaşım. Hele ki Gökhan Gönül gibi bence futbol kariyeri son derece fair play'e giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Gökhan Gönül'ün böyle garip açıklamalarına denk gelmedik. Hatırlıyor musun sen? Ben hiç hatırlamıyorum. Yani son derece düzgün bir karakter değil hatta mi? Hatta Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olurken bile çok güzel yönetti o krizi bence. Yani o zaman bile böyle saçma garip garip açıklama. Ben ceza alacağını düşünüyorum. Yani çok önemli değil benim Gökhan Gönül öyle demiş dememiş. Ondan gelene kadar Beşiktaş, yani koskoca Beşiktaş camiasının şampiyonluk şansı gitti. Yakıştıramadım ben Gökhan Gönül'e kişisel. Ya seni 6'da 6 yaptıran sana bir kadro var, bir oyun yapısı var, bir diziliş var. Laiç sana harika performans yapmış. Burak'la Laiç inanılmaz iyi anlaşıyorlar. Dorukhan Atiba ile yan yana iyi top oynuyor. Ben anlamıyorum abi vallahi. Hakkı abi demiş ki biz böyle kötü maç yönetip hata yaptığını anlayıp istifa eden hakem gördük. Bülent Yıldırım da aynısını yapmalı mı demiş. Ya bu sadece Bülent Yıldırım değil ki Hakkı abi. Hepsi yapsın ya. Bülent bence Yıldırım istifa yapsın. Edilecekse zaten yani birçoğunun istifa etmesi lazım. Yani. Fırat Aydınus, bence Ali Balabıyık, Hüseyin Göçek, Halis Özkaya, Halil Umut Meler, Yaşar Kemal Uğurlu. Ya hepsi hangisi abi? Yani biz bugün Bülent Yıldırım'ı yerden yere vuruyoruz ya. Hangisi gelseydi vurmayacaktık abi? Cüneyt gelseydi. İyi o işte onu da söyledik. Ben de söyledim. Sen Bülent Yıldırım konusunda yönetmeni dedin. Bu senin iyi performans dedin. Ben dedim keşke Cüneyt Çakır'a verseler dedim. Ama işte maç alıcı aldığı için onun da olmayacağını da söylemiştik. Maç alınca olmuyor biliyorsun. Ekselansı demiş ki Fırat Aydınus'u, Ali Palabı'yı, Hüseyin Göçe'yi doğrayan linç eden Ali Kürekli'nin bu akşamki hakem seviciyi alkış hak ediyor demiş. Teşekkür ederim. Vay ekselansları ya. Ali Kürekli'nin gerçek yüzünü sen de nihayet gördün 3 sene sonra ya. Helal olsun sana. Abi yani. Ben bugün samimiyetle söylüyorum yani. Hakem, sana, ya hakem tabii, sen evet, kötü maç yönetti de skoru etki eden hatası siz var abi. Ya siz.
Galatasaray'ı Abdurrahim Albayrak'la beraber, Mustafa Cengiz'le beraber yönetiyorsunuz. Abdurrahim Albayrak'ın maç sonrasında yaptığı açıklamada senin de imzan dahlin var ki %100. %100. Ne oldu abi? Dün ağlıyordu. Orkun demiş ki. Ne oldu abi? Dün bas bağırıyordu Galatasaray. Ne oldu abi? Ne oldu? Ne için bağırıyordu? Bas bağırıyordu Galatasaray. Ağlıyordu. Ne yapacağız? Şöyledir de, böyledir de. MHK'ye gideceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Ne oldu abi? Çok mu güzel maç yönetti bugün? Kötü maç yönetti. Niye çıkıp söylemiyor Galatasaray yönetimi bunu? Bugün de harika maç yönetti. Söyledi. Ne demek abi? Demedi, hayır. Söyledi abi. Abdurrahim Albayrak da söyledi. Fatih Hoca da söyledi. Hakem iyi maç yönetti. Teşekkür ediyoruz kendisine dedi. Tamam, iyi maç yönetti. Onu söyledi. Ya onlar öyle görüyor. Hoşuna gitmiş tabii ki Galatasaray'ın. Ne diyecek abi? Ne diyecek işte yani? Onu söyle. Samimiyetini tartışıyorum. Kadar? Abi kimin samimiyeti? Arkadaş. Neyin samimiyetinden Galatasaray ağlıyor demiyorum ben. Ya öyle söyledim demin de. Tabii ki Galatasaray da ağlıyor, Fenerbahçe de ağlıyor, Beşiktaş da ağlıyor. Sen onu yanlış anladın. Tek ağlamayan Beşiktaşlı spor yorumcusu Gökhan Dinç, onun için sizi izliyoruz Haluk abi demiş. Yani ağlamıyor Beşiktaş. Fenerbahçe ağlıyor, Beşiktaş ağlıyor, herkes ağlıyor abi. Ama mesela hakem hatasıyla puan kazansalar çıtı çıkmıyor abi kimsenin. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Oo hakem süperdi diyorsun. Hakemi soruyorsun ya hakemin skora etki edecek hatası yoktu. Bence yoktu. Demiş ki King Umut. Bir ekselansları Haluk Yürekli'nin yan hesabı bence demiş bu ekselansları. Kendi kendine yazıyor. Yani vallahi bir ara şüphelenmedim abi. Değil değerli izleyici. Ben de bir ara şüphelendim de değilmiş ama baktım sonra profile. Peki değil. Bakalım. Araştırdım da yani. Biraz tweet okuyacağım sonra Fatih Hoca ve Şenol Güneş'in açıklamalarına geçeceğim. Ya şimdi bir sürü Gökhan yerine girince tabii Gökhan Bey'e bir mendil ver abi, ses desibeli yüksek, sinirden her an ağlayabilir. Yok ya niye ağlasın abi, hiç öyle bir şey yok Gökhan'ın. Gökhan ne kadar çok ağladı. Gökhan'ın bir de Allah bir yerden üzüyor, diğer yerden güldürüyor ya. Yani bu hafta Fenerbahçe için seviniyor, Beşiktaş için üzülüyor. Gökhan'ın alternatif mi yani Gökhan'ın pozisyonu, orada bir sıkıntı yok. Biraz zorluyorsun ben. Biraz zorluyorsun beni. Peki. Kuvarecma demiş ki söylersem federasyondan ceza alırım. Yani düşüncelerimi söylersem demiş. Gollerde büyük hatamız vardı demiş Adriano. Caner Erkin'de gözleriniz varsa görürsünüz demiş. Top sana çarptı mı demişler Caner'e. Bir bak izle ondan sonra görürsün ne olduğunu. Gözleriniz varsa görürsünüz demiş. Peki. Maç sonu Fatih Hoca'ya gelelim. Fatih Hoca diyor ki taç bizim. Biz de istediğimiz gibi çabuk başlarız diyor. Evet %100. Yani şey taç sizin kısmında değil, doğru değil de. Yani bana göre değil. Acaba ama hızlı kullanma. İkincisi için mi söyledi acaba? İkincisi zaten onların değil mi abi? Serdar Gökçe demiş ki resmen ufak ufak doğradı hakem Beşiktaş'ı demiş. Ya işte ufak ufak her maçta oluyor da ufak ufak. Yani ufak ufak doğradı. Ufak ufak. Yani ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Kötü maç yönetti. İlk yarı Galatasaray'ın lehine kullandı taktik haklarını. İkinci yarıda döndü. Aynı Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe Trabzonspor maçında tribünler tepki gösterdikten sonra eli ayağı birbirine dolandı ya Cüneyt Çakır'ın. Son yarım saatte Bülent Yıldırım ya dedi ki ya acaba biz Galatasaray'ın 15 yıl öncesine döndüm o maçta biliyor musun? Falan dedi. Seyirci baskısıyla değil mi? Ay küfür var ya. Hiç öyle eskiden 15 sene önce falan oluyordu yani. 15 sene önce seri bir şekilde küfür ediliyordu. Fenerbahçe Trabzon maçında öyle oldu. Erkan demiş ki Şenol Hoca geçen hafta Ankara güçlü oyuncu Burak Yılmaz'ın koluna çarptı diye açıklama yaptı. Bu işler böyle yapacak bir şey yok diyor. Yani geçen hafta da bir faul varsa Ankara güçlü oyuncu Burak yapıyor dedi mesela Şenol Hoca'da. Ali Samiyen'deki 200. maçımız, bunu bir derbi galibiyetiyle kapattığımız için mutluyum. Alnımızın teriyle ödülümüzü almak için yürüyoruz. Bu arada maç öncesindeki açıklaması. Şenol Hoca'yım. Fatih Hoca'nın maç öncesi. Ya müthişti ya. Müthişti. Hoca bunları çok iyi yapıyor abi. Araya tık bırakıyor. Hadi abi? Görüşürüz. Hadi kolay gelsin deyip çıktı mesela. Maçtan önce nasıl şimdi ya? Şenol Hoca olsaydı mesela. Şenol Hoca güneş tozdan bir buluttudan başlayıp felsefik 2-3 cümleyle bağlayıp ardından bir 10 dakikalık falan konuşuyor. Fatih Hoca vurdu geçti abi. Bak orada var ya bak kurduğu cümleye bak bak. Hafta içi moralleri çok bozuldu çocukların. Futbolun süperleri ödül töreninde hakkaniyetle dağıtılan bu ödül töreninde kendilerine ödül çıkmamış olmasına bir hayli içerlendiler. Onların moralini toplamak bir hayli zor oldu. Bu kadar hakkaniyetli ödülü alamadınız. Demek ki siz az çalışmışsınız. Daha çok çalışın çocuklar dedim. Ama yine de üzüldüler. Daha çok çalışın seneye alırsınız dedim. Daha anlamlı ödüller var.
diyor mesela, bak orada da organizasyona çakıyor. Daha anlamlı yani, anladın mı? Ne alırlar, siz ödül verseniz de olur, vermeseniz de olur. Ben kupayı alırım, yürürüm, giderim diyor yani. Bu organizasyonun tarihini değiştirin. Yayıncı kuruluş ve yayıncı kuruluşun ajansı kimse, bu organizasyonun tarihini değiştirin. Olmuyor böyle. Ya geçen da, sene 4 hafta sonra yaptınız. Şimdi ligin bitimine 4 hafta kalı yapıyorsunuz, olmaz. Hayır, bence bir 2 hafta sonra bir daha yapın ya da yani. Belki değişir abi. Şimdi sezonun golü değişir. Bu arada oylamayı da kimler yapmış biliyor musun? Takımın, ya takımların kaptanları demi diyor Güntekin. Öyle diyor, onu duydum da yani. Tam doğrudur da. Yani oylamaları onlar yapmıştır. Ya şöyle da söyleyeyim mesela, takım kaptanları yapsa. Mesela Beşiktaş'ın kaptanı kime verecek yılın teknik direktörü olarak? Abdullah Avcı'ya mı? Vermez. Her takım kendi teknik direktörüne verir herhalde abi. Bilemedim ya. Neyse. Necip mi Beşiktaş'ın kaptanı? O mu oy kullanıyor? Necip de Oğuzhan kullanmıştır herhalde. Necip bir kere yani. Necip de Atiba kullanmış babası, olabilir. Babası Şenol Güneş'in dışında ligde bir teknik direktör olsa Şenol Güneş'e verir oyunu yani. Babasına vermez Necip. Yani inşallah babası sağdır yani. Tamam, espri yapıyorum. Abisi diyelim. Varsa. Akrabası değil, akrabası deyince çok güzel oluyor yani, böyle genel şeyler. Olsun, doğru. Evet. Yani akrabası olsa Şenol Hoca'ya verir. Yani çünkü oyunu. Akrabası yapmaz Şenol Hoca'nın Necip'e yaptığı. Ben Şenol Hoca'dan Necip'i milli takım almasını da bekliyorum. Yani, ayıp ama olur. Necip de kötü oynamadı bugün ha. Yapma be abi, ne işi var Necip'in? Ha, Necip bak şimdi, o başka bir şey ama Necip de kötü oynadı. Hoca o yüzden söylüyor zaten. Diyor ya mesela, Necip kötü oynasaydı çıkartırdım. Hoca ne işi var Necip'in ya? Ne işi var abi Necip'in? Barcelona'nın, bak tekrar söylüyorum, Barcelona'nın sol beki oturuyor, Necip sol bek oynuyor. Özgür demiş ki, Haluk Bey bugünkü hakem yönetimi Beşiktaş değil de Galatasaray aleyhine olsaydı aynı şekilde yine hakem iyi yönetti diyecek miydiniz demiş. Ben iyi yönetti demedim hakem. İkinci yarıda skorun verdiği avantajla hareket ettik. Çok da pozisyon bulduk ama çok top kaybettiğimiz bir aralık var. Onun dışında sıkıntı yaşamadık diyor Fatih Hoca. İlk Fenerbahçe maçından sonra çoğunuz, özellikle burada olmayıp haber yapanlar, koca maçı taca mı sığdıracağız demişti. Demek ki futbolda her şey önemli ama Caner'in ayağına top değiyor. Taç bizim. Biz de istediğimiz gibi çabuk başlarız. Demek ki taç için söylüyor işte. Ha, onun için söylemiş. Evet. Fernando 6-8-10 oynuyor ve bu sene çok iyi. Fit durumda. Akıl ve oyun zekasıyla bizim için vazgeçilmez bir oyuncu diyor. Biz o kadar çok cezadan, sakattan ve diğer şeylerden çektik ki nitekim yine cezalıyız. Belhanda yok. Hakem haklıydı demiş. Belhanda'ya verdiği sarı kartta. Bu arada Belhanda da Çaykur Rizespor deplasmanında ceza duruma düştü. Bu sene deplasman değişik. İçeri değişik gibi duruyor. Ama artık durmaması lazım. 96-2000 arasında da böyle ufak bir sıkıntı çekmiştik. Zaman ilerledikçe çim, saha, stat hiçbir yer fark etmemişti. İnşallah bunu zaman içinde halledeceğiz diyor. Deplasmana hoca da bakıyorsun abi, bunu ben göremiyorum abi. Fatih Hoca'nın lafları değil mi bunlar? Evet. Nerede bugünkü abi? Galibiyet sadece liderliği değil, averajları da getirdi. Olası herhangi bir sıkıntıda içerideki maçta onu telafi etme fırsatı var. Tamam abi, geç abi. Bir sonuna kadar okuyacak mısın? Dediğimiz gol bizim için çok acemice diyor Şenol Hoca. Hah, Şenol Hoca'ya gel abi, tamam. Gel Şenol Hoca. Şenol Hoca bölümünü seviyorsun değil mi? Yok abi, sıkıldım. Bütün hepsinin başından sonra zaten insanlar öğrendiler abi. Sen söyle, ne istiyorsun? Şenol Hoca, biz atıyorum buradan bir tanesini seçelim, üzerinden tepinelim abi, yürüyelim. Tamam buyur. Seç, ne istiyorsan seç. Hakem sonucu etkiledi mi diye sormuşlar. Ne demiş bakalım. Herkes izliyor, benim söyleyecek bir şeyim var. Oyuncuların disiplininden koparak bak. Bak Şenol Hoca TFF ile anlaştı ya, hiç hakem konuşmuyor maşallah. Hiç TFF ile anlaştı ya, mis. Aa, milli takım teknik diyor. Hiç hakemin hepsini söylemiyor abi, bak ben mi yanlış mı? Şu ana kadar okudum, sen Fatih Hoca'yı okurken hakemler belli, rakipler belli, biz belliyiz falan, böyle felsefik suya sabuna dokunmadan. Hocam canını yakmışlar, sen susuyorsun, yapma hocam bunu. Biz sana dedik yıpranacaksın, yıpratırlar adamı dedik. Bak yıpranıyorsun. Beşiktaşlılar seni sorumlu tutuyor. Ben de spor yazarı olarak seni sorumlu tutuyorum. Spor yorumcusu olarak. Sürekli oyun disiplini, kopmamak önemliydi. Duran toplar, taç pozisyonunu bilmiyorum mesela. Bak bizden de çıkmış olabilir diyor mesela. Fatih Hoca nasıl abi biliyor? Çünkü orada geri adım atamıyor. Aykut Kocaman vakti zamanında dedi ki taç hırsızlığı yapıldı dedi ya İnönü'nde. Soruyorlar abi. Şenol Hoca da basın toplantısında ona şöyle cevap verdi. Öyle hatırlıyorum ben. Bizim bir tane tacımız var. O da şampiyonluk tacımız filan diye bir cevap vermişti Şenol Hoca. Bak. Ya şimdi Şenol Hoca standardı var abi Şenol Hoca. Aha, var var. Var bu abi işte değil. Adam demiyor yani taçtı bilmem neydi filan demiyor. Ya ne standardı var? Taç bilmiyorum, nasıl bilmez abi Beşiktaş'ta. Maçın en önemli pozisyonu. Abi Türkiye'nin yarısı bilmiyor ya. Yarısı başka bir şey diyor, yarısı başka bir şey diyor. Ya bak, ben bak. De mesela top tacı çarpıyormuş gibi geliyor. Hakem sonucu etkiledi mi sorusuna tekrar cevabı okuyorum. Herkes izliyor.
Benim söyleyecek bir şeyim var. Oyuncuların disiplinden koparak bu kadar kart görmesinin güvensizliklerinden olduğunu düşünüyorum. Bunlar hakem hatası olabilir. Bizim hata yapmamızı gerektirmez diyor. Oyuncuyu at ateşe hocam. Ne olur ki? Şampiyonluk gitmiş. 3 tane maç kalmış. Sezon sonunda biraz İran'da aslanlar gibi yapmışsın sözleşmeni. Misler gibi. Harika sözleşmeyi kapmışsın TFF'den. Al yürü hocam. Mis. Aman hocam hakeme bir şey söyleme. Sen TFF'yi temsil ediyorsun çünkü. Aman sözleşmeyi bilmem ne olur, şu olur, bu olur. Aman hocam. Bak Beşiktaş yönetimi... Sosyal medyada bir algı var. Şenol Güneş gelecek sezonda takımın başında kalacak. İki takımı birden çalıştırsın diye. Sakın ola. Bakın sakın. Beşiktaş yönetimi Lucescu'yu getirmek ne büyük bir hataysa Şenol Güneş'le devam etmek de o kadar büyük hata olur. İki takımı birden çalıştırmak olarak. Peki şimdi ligde son 3 haftaya girildi Gökhan. Evet. Galatasaray'ın bir Rize deplasmanı var. Rize zor deplasmandan sonra içeride Başakşehir'le oynuyor. Sonra da son hafta nereye gidiyor bakıyorum ona. Sivas'a gidiyor. Sivas deplasmanı. Nasıl görüyorsun Galatasaray'ın bu 3 maçını? Bir de bu arada şu detayı da vereyim. Galatasaray önümüzdeki hafta sonu Çaykur Rizespor'u deplasmanda yener. Sonra Başakşehir'i de içeride yenerse yani 3 maçın ikisini arka arkaya 2 galibiyet alırsa. Hani diyorduk ya 5'te 5 yaparsa 4'te 4 yaparsa falan. Şimdi 2'de 2 yaparsa bugünkü galibiyetle 2'de 2 yaparsa şampiyon oluyor. Yani Başakşehir maçını, Rize maçını kazandıktan sonra kendi taraftarının önünde Başakşehir maçını kazanırsa Başakşehir maçından sonra şampiyonluk turu atabilir. Şampiyon oluyor evet. Olabiliyor. Bu arada tabii önümüzdeki hafta Başakşehir kendi evinde Ankara Gücü'yle oynuyor. Orada puan kaybetmesi durumunda bu sefer Galatasaray Rize'yi yener içeride Başakşehir'e berabere bile kalsa o da yetiyor olabiliyor. Düşmeye bakalım mı? Düşmede abi çok büyük sıkıntı var ya. Düşmeye gelmeden önce senin şampiyonluk favorin kim? Ya artık ne ben söyledim Galatasaray Beşiktaş maçında bir tane kazanan olacak dedim. Kazanan oldu. Kazanan da şampiyon olur dedim. Ben bu saatten sonra Galatasaray'ın şampiyonu, Galatasaray şampiyon bana göre. Ben yine de hala... Yok. Yok. Demek için... Şöyle bir şey bak. Peki Şampiyonlar Ligi? Yani diyelim ki Galatasaray şampiyon oldu. Beşiktaş'ın sence ligi ikinci bitirme şansı var mı? 4 puan Başakşehir'in bir maç kaybetmesi, bir maçta berabere kalması ya lazım. Galatasaray beraberlik maçını kaybetti. Zor. Ankara Gücü içeride, Alanya içeride. Bu arada Beşiktaş da 3-4 yapacak. Trabzon deplasmanı da kazanacak. Zor. Ya Alanya Beşiktaş rahat kazanır. Kasımpaşa maçı ligin son maçı fark olur. Kasımpaşa güle oynuyor olur yani. Öyle fark söyleyeyim. Olur yani. Bence 2 maçı var Beşiktaş'ın. Trabzon deplasmanı veya Alanya içeride. İçerideki Alanya maçı da bence belki zor geçebilir ama içeride tabii bu nasıl dönecekleriyle de çok doğru orantılı. Şimdi şampiyonluktan koptuğunu hepsi biliyor şu an. Bir de Alanya'yı izle yani kayıplarından sonra izlemedik nasıl motive oldular. Bu yarın oynayacaklar onlar da. Evet, izlemedik daha. Onu izledikten sonra daha Alanya ile ilgili şeyler söyleyebiliriz ama kuşkusuz çok ciddi sıkıntı olacaktır. Yani bugün Çelutska da Mevlüt'ün golünden sonra çok güzeldi. Ben izledim. Yani zor şeyler. Yani işte toprağı bol olsun ya. Yani çok kolay değil, zor. Yani herkes için çok zor abi. Yani ama yine de ateş düştüğü yeri yakıyor işte. Üzerinden geçti biz yavaş yavaş. İşte Çelutska formayı çıkarttığı zaman tekrar hafızamızı tazeliyoruz ama iki tane çocuğu var. Ömrü boyunca babasız büyüyecekler. Yani bir eşi var. Yani onun için çok zor. Allah ama Alanya Spor Kulübü bu zamana kadar yaptığı açıklamalarla ailenin yanında olacağını... Sözleşmesinin tamamını verecekler. Tamamını verecekler. Bu çok önemli bir... Bursa Spor arasından olacaktır. Ben Sivas Spor, Fenerbahçe, Kayseri Spor, Ankara Gücü'nün küme düşmeyle düşme tehlikesi içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Sanki öyle görünüyor ya. Yani o dördü. Yani o çünkü bir maçtan şimdi bir maçtan fazlası var ya. İkili averaja da bakmak lazım tabii. Belki hatta iki maç bile olabilir. İkili averaja başladı. Şu anda mesela Göztepe'nin 33 oldu galiba değil mi? Benim önümde yoksa. 33 oldu.
Ankara Gücü'nün 37 mi? 37. Bir maçtan 4, fazla. Fenerbahçe'nin de 37. Kayseri'nin de mi 37? Evet, 37. Kayseri'de yarın oynayacak. Hatta Sivas'ın da 37. Sivas'ın da 37. Mesela bu dördünün herhalde girmezler ya. Gerçi 3 hafta kaldı Gökhan. Ama bir taraftan da yani Bursa Göztepe maçı var. Ya orada mesela kazanan çıkacaktır bence. Ya da berabere de bitse yani yukarıdaki takımlar için çok daha avantaj beraber etmesi. İkisi de ikişer puan kaybediyor. O Erzurum için de büyük avantaj olur. Ama tabii ben şunu görüyorum abi. Erzurum düşsün diye güzel bir mücadele var yani. Verdiler o mücadeleyi, bitti artık. Hala da veriyorlar ya. Maç penaltısı falan filan verilmeyen skandal yani. Hala devam ediyor ama yapacak da bir şey yok abi. Biz konuşuyoruz. Konuştukça belki de biz konuşmasak mı acaba yani? Konuşmadığımızda ilk yarıda canlarını okudular. Şimdi de okumaya devam ediyorlar. Neyse ki gol atıyorlar yani. Cüneyt Çakır'a verirler maçı. O da kimi isterse onu şampiyon yapar. Neyi konuşuyorsunuz lütfen ya demiş. Bir Fenerbahçe taraftarı. Herhalde Başakşehir, Galatasaray Başakşehir maçı için söylüyor. Kimi isterse. Abi işte o noktaya geldik. Kimsenin inancı kalmadı ki. Oğuzhan Hancı demiş ki Galatasaray 3'te 3 yapar ama Başakşehir maçı 19.05'te tarihi olarak. 19 Mayıs'taymış. Şampiyon olmak için güzel tarih demiş. Yani yoğun 19... bir talep var sana sormak istediğim, yani sorulmasını istediği bir soru var. Sor abi. Geçen seneler boyunca vermediği iftarı bu sene verecek mi diye soruyorlar insanlar. Vereyim abi seve seve. Bak yine aynı şeyi söylüyorsun. Seve seve ne diyeyim abi, vermeyeyim mi diyeyim. Abi şimdi geçen... vereyim iftarı vereyim de. Yani geçen de 5 kişi vereceğiz dedin, 25 kişi geldi abi. Yani o da senin sayende, feda olsun canım, orada bir sorun yok da. Sağ ol, sen de destek oldun. İftar, benim vereceğim iftara destek olur musun Gökhan'cığım? Hayır abi. Tamam ben vereyim abi iftar. İftar dediğinden sevap. Tamam. Ceren Akdağ bizi izliyormuş hikayesini. Aa Ceren Akdağ, Ceren Akdağ ve bütün ekip arkadaşlarına hayırlı olsun. Yeni bir televizyon kanalı kuruldu. TV 100. Orada birçok arkadaşımız var. Ceren de onlardan bir tanesi. Hayırlı uğurlu olsun. Bol reytingleri olsun. Çok güzel işler yapsınlar. Yeni yatırımlar var. Özlem Aktaş da hikaye başlatmış. Şey paylaşmış. Öyle anlat mi? Canım anlat demiş sana. Bir işte Bülent Yıldırım. O birden başlamış. O da Beşiktaşlı ya. O yüzden bir diye yazmış o. Bana altıda bana yazmış. Şampiyonluk yılında dev bir adım. Neden yüzün gülmüyor filan demiş. Ben temkinliyim Özlem Aktaş. Ya ne temkinlisin sen ya. Gördük burada yani. Özlem Aktaş ben. Gasra cimbombom diye başladım yani. Ya hiç öyle yani. Şey yapmadım. Gözünü seveyim ya. İnsanlar çağırırsanız benim... paramı öderim demiş Hakkı abi. Hakkı abi buyursun gelsin abi. Başımızın üstü yeri var Hakkı abi. Ama Hakkı insanlar... abi bana derbiden önce mesaj atmıştı. Haluk'cum o gün Beşiktaş şampiyon olacak. Galatasaray'ı yeneceğiz falan diye. O gün bugündür ses çıkmıyor Hakkı abi. Yani derin bir sessizliğe gömüldü. Sana yazıyor artık, bana yazmıyor. Pekala. Biz ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik galiba. O bilgisayar kapandığına göre. Evet. Biz çok keyif aldık. Dün de güzel yoğun ilgi göstermişsiniz. Twitter üzerinden özellikle. umarım bugün de göstermişsinizdir. Haftaya cumartesi, pazar yine biz burada olacağız. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sahur vakti bugün galiba yani. 03.51. 4'e geliyor. Yani 03.51 dedin sen. İlçe değişiyor tabii de ona dikkat edin. 03.51. Ya siz Sakat'a geldiniz. 3.30'da bırakın abi. 3.40'da bırakın. Bakın daha doğrusu. Ya bakın abi ne yapıyorsanız. İnsaki 2019 yazın. Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar olsun. İnşallah bayramı da birlikte görürüz. Abi en önemlisi sabırlı olalım. Kendinize çok iyi bakın. Yani oruçluyken tabii insanlar daha agresife bağlamayın. Sabırsız oluyor. Sinirli olmayın, gergin olmayın. Orucu bize tutmuyorsunuz. Herkes kendine tutuyor. Herkes kendine Allah tutuyor. Herkesin ibadetini de sadece orucu değil, kıldıkları oruç tutmayanlara da saygı duyun. Oruç tutmayanlara da saygı duyun. Onların da bir sebebi vardır. Herkes sağlık sebebi olabilir. Evet, herkesin. Ya da tutmak istemeyebilir canım yani. Herkesin inancına, görüşüne, hayat bakışına saygı duyalım. Aynen canım. Hayırlı Ramazanlar olsun. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi sahurlar. Kaşarel spor gecesini sundu.